Saçaklızade Vakfı ve Beyza Eğitim Kurumları 6 Şubat depremleri ve 12 Şubat Kurtuluş Şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Saçaklızade Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı ile Beyza Eğitim Kurumları tarafından Abdülhamit Han Camii'nde yatsı namazına müteakip tertip edilen Mevlid-i Şerif programında başta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kurum personeli ve öğrencileri olmak üzere tüm şehitler dualarla anıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve hatmi şerifler ile manevi yaralar bir nebze de olsun sarılırken deprem şehitleri rahmetle yad edildi. Cami çıkışında Saçaklızade Vakfı ve Beyza Eğitim Kurumları görevlileri tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. 6 Şubat günü olan ülkemizi yasa boğan depremin birinci yıl dönümündeyiz. Bu vesileyle şehrimizde de çeşitli etkinlikler yapılmakta. Bu deprem 900 yıl önce şehrimizde olan depremin sanki tekrarı gibi. 900 yıl önce 40 bin kişinin ölümüne mal olan bu bölgesel deprem bu yüzyılda yaklaşık 55 bin kişinin ölümüne mal oldu. Kahramanmaraş bu depremin merkez üssü. Bu vesileyle çok acılar çekildi. Binlerce insanımız ahirete irtihal etti. Biz de Beyza Okulları ve Saçaklızade Vakfı olarak bu depremin sene-i devriyesinde bir vesileyle şehit olan insanımızın, şehit olan öğrencilerimizin, şehit olan öğretmenlerimizi hatim okuyarak Mevlid-i Şerif'le anmak istedik. Bu vesileyle ailelerimiz, Kahramanmaraş halkı, öğrencilerimizle birlikte hatimler okuduk ve sene-i devriyesinde bu hatimleri şehit olan, deprem şehidi olan hemşerilerimizin ruhunu şad etmek üzere bugün burada indirmeye geldik. Deprem yaşadık. Birçok şehitlerimiz oldu. Ayrıca Kahramanmaraş'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunu hepsini bir araya getirdik. Miraç gecesini bir araya getirdik ve bu aziz şehitlerimize bir vefa gösterelim dedik. Bu Beyza Okulları, Saçaklızade Vakfı hatimler okundu. Ne kadar hatim olduğunu bilemiyorum ama bize göre, İslam'a göre en güzel vefayı göstermek istedik ve onun için de öğrencilerimizi, velilerimizi, öğretmenlerimizi davet ettik, halkımızı da davet ettik. Bize göre, tabii onu halkımız değerlendirecek ama güzel bir vefa örneği oldu. Biz Müslümanız. Elbette şehitlerimize acıyoruz, üzülüyoruz, yüreklerimiz yanıyor ama şunu da biliyoruz. Dünyaca ünlü İbn Abidin diye bir alimimiz var. Çok muteber bir alim. O şehitleri sıralamış. İşte sel felaketinde, depremde, yangında yani 50'ye yakın şehit sıralamış. Bunlar da inşallah şehittirler diye. Hem bizim onların belki ahirette bize şefaatçi olacağını umarak, düşünerek böyle bir efendim, alma gecesi düzenledik.